Şu Half-Life videosunu açalım. Ben detaylara hakimim ama bilmeyenler varmış. O kardeşlerime de izleteyim. Geldik ekrana Onur Bey. Geliyor gel, mu? Gel. Arkadaşlar Half-Life bana göre benim için en sevdiğim oyun. Yani... Bilmeyenler için Güzel, iyi bir adamsın öyle söyleyeyim zaman. <laughs> senin de en sevdiğin oyun oldu mu ta Half-Life serisi? Ya, en sevdiğim oyun olmadı. Çünkü benim Kim? en sevdiğim Creed... oyun ne? Ama ya, nasıl? Creed, Assassin's Creed, olabilir ya kanka. Brotherhood. Kanka ben Assassin's Creed Brotherhood'la özdeşleştim böyle. O kadar sevdim yani oyunu. Tamam, senin Ama... çocukluğunda oynadığın bir oyun evet, o zaman. Evet, çocukluğunda oynadığım bir oyun. Çünkü... Ben seri olarak bakarsam? Seri olarak bakarsan Assassin's Creed'in serisi o kadar iyi değil Half-Life kadar. Bence de. Aa, seri olarak bence dünyanın oynadım en iyi seri. %100 buna eminim ve katılıyorum. Arkadaşlar. Ama en, Half-Life 2 2004'te. Half-Life 2 Episode 2'de 2007'de çıktı. Yani tam üzerinden 17 sene geçmiş efendim. 17 senedir biz bu siktiğimin hikayesinin devamını bekliyoruz. Baba ben 3 aydır bekliyorum kendimi ve kıracağım ya. Bak hemen size biraz bilmeyen kardeşlerim için lore'a giriş yapıyorum. CS dediğimiz oyun Half-Life'ın modu. Bak, Counter-Strike serisi Half-Life'ın modu. Yani öyle bir şey ve Half-Life oyunları arkadaşlar çıktığından bu yana yani her çıktığı oyun oyun sektörünü ileriye taşımış oyunlar. Nasıl ki şey gibi düşünün anlayacaksınız. GTA serisi açık dünyaya level atlattı değil mi? Her çıktığı oyunla Ulan en iyi açık dünya bu. Half-Life serisi de her çıktığı sene çağ atlattı. Oyunlara. Direkt oyunlara bakın. Fiziğiyle olsun. Mesela Half-Life birden önce hikayeli FPS oyunu yok. FPS oyunları öyle random önüne çıkanı vurduğun hiç hikayesi olmayan bir şey Half-Life ile hikaye anlatımı geldi. Mesela en basitinden bu aralar çok fazla Souls oyunları. Değil mi? Dark Souls'tur, Elden Ring'tir. Çok hype. Bunların hikaye anlatımını yıllar önce ta 99'da Half-Life yaptı. Çevresel hikaye anlatımı. Inved, environmental Storytelling mi ne açıklaması? Evet öyle bir şey. Çevresel hikaye anlatımını ilk defa yapan oyun bakın. Yani inanılmaz ve yıllar sonra yeni oyunu çıkıyor. Ken öncelikle kend, yani çıkacak kesin size göstereceğim de. Size bekle back... sinir... bu ne ya opera bir çökmeden kurtarıldı diye. Bu Bunun... ne oğlum? Kabat onu kabat. <laughs> şey, şunu söyleyeyim, beklentilerimi söyleyeyim. Half-Life bence Half-Life 3 çıkmayacak. Ya Half-Life 2 Episode 3 ya Half-Life yani Half-Life 3 olma ihtimalini daha düşük görüyorum. Ya bir spin-off tarzında yani farklı bir hikaye anlatacak bence. Çünkü hala Half-Life 3 yapmaya götleri yemez. Neden? Çünkü abi... ...şu an en çok beklenen ikinci oyun. Ha, ikinci oyun olmasının sebebi de şu... ...artık çok ilk oyunu ver. oynayanlar çoluk çocuğa karıştı. Evet. Çok ara verdiler. Anladınız mı? Yani ikinci... Bak, Half-Life'ın ikinci oyunu çıktığında... ...ben 5 yaşındaydı. Anladınız mı? Ama buna rağmen hala en çok beklenen ikinci oyun. Bir numarada da GTA 6 var. Ben Metin hiç bekliyorum ya. <laughs> Bekleme abim. Şey. Gelmez mi? Gelmez. Ve yani iki oyunda bakın Half-Life oyunu da GTA'nın yeni oyunu da oyun dünyasına çağ oyunlar olarak bekleniyor. Yani bu oyun çıktıktan sonra oyun dünyası değişecek. Nasıl ki bakın VR'a bir oyun yaptılar. Hala en iyi VR oyunu. Ona yaklaşan bir oyun bile yok. Satranç 2'yi Türkler dışında kimse beklemiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu da biz meme yaptığımız için half <laughs> git. Ay Satranç 2 diyoruz. <laughs> Yoktan dün baktım T-Speak de Satranç arasında taşak geçmişler birbirlerine. Yamacılar da yapıyor. Ya doğrudur ama meme o yani. Kimse beklemiyor gerçekten ha, Satranç 2'yi. Şey. Şunu söyleyeyim. Bu oyun çıktığında oyun dünyasını çağ atlatmasını bekliyorum. Bence Half-Life 3 değil yani hikayenin devamı değil. Öncesini anlatabilir. Başka bir şey anlatabilir. Belki G-Man'in hayatıyla ilgili bir şeyler Aa, anlatabilir. O anlatırsa güzel olur ha. Ama ben Half-Life 3'ü anlatacağını düşünmüyorum. Devam edelim ben size videolardan yine şeyler söyleyeceğim. Bu konuda ben biraz geekim arkadaşlar. Half-Life konusunda. ...en beklenen oyunu 15 yılın sonunda... Acaba bizi nasıl da... iyi bir yenilikler bekleyecek Half-Life 3'te? Asla bilemezsiniz. İşte olayı bu zaten. Asla yani... Görmediğiniz bir teknoloji olacağını eminim. Acaba şey olacak mı Anıl? Hı? Bu, bu nasıl bu, oyun Anıl? Kim olacaksın? Şey, map'in içinde böyle gizli şeyler vardı ya mesela hani... Görünmeyen Hı. böyle bir yerde notlar yazıyor arasını satayım sonradan çözüyorlar. <laughs> Abi var tabi, oyuncu? ki. Half-Life'ın her oyununda var o. Oğlum, ha, var, kardeşim nereden olur. çıktı Half Life 3 şimdi demeyin. Çünkü çok acayip sızıntılar var, belgeler, kodlar var. Bunlara şimdi teker teker bakacağız. Eğer bir VR oyunu olan Half Life Alyx'i saymazsak seri 2007 yılında çıkan Episode 2'dan beri sessiz. Ve 17 yıldır çok kez Half Life 3'ün geliştirme aşamasında olduğu söylen... Ha bu arada hala Half Life serisini oynamadıysanız ve yaz tatili ulan ne yapsam falan diye düşünüyorsanız oyunları çok ucuz. Steam'de ne kadar... Dur hemen bakalım. Steam'de ne kadar bilmiyorum ama eskiden 2 lira 3 liraydı. 5 dolar falan olduğuna bakmayın. Bu oyun satan siteler var ya. Oralardan 10 lira 20 liraya alabilirsiniz. Eskiden 2 lira 3 liraydı bunlar. Herkesin mutlaka oynaması gereken bir oyun. PC kaldırmıyor. Half-Life'ı kaldırır. Kaldırır ya Half-Life'ı. Half-Life'ı kaldırır. Half-Life en iyi optimize oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Ne istiyormuş bilgisayar özelliği baksana bir anım. Abi hemen bakayım mesela Half-Life 2. Bak en son oyunu Half-Life 2. 512 MB RAM. Ya bu kaldırır ya. Ve bir görün mi? görüntü falan hala güzel arkadaşlar. Çünkü yani hala oynanabilir bir görüntü ve özellikle yani oynasanız hala sarar. En iyi optimize şeylerden bir tanesi ki en çok sevdiğim yanı bu. Mesela Half-Life 2'de bir bug'a rastlayın, bug yaşayın. Bunu bildirin. Update ile hemen hala çözüyorlar. 20 sene olmuş. Hala bug olunca çözüyorlar. Buradan sayın Rockstar'a sesleniyorum. GTA San Andreas bozuk. Bozuk. FPS kilidini açınca suda yürümüyor çar. Donuyor suda. Bozuk oyun bozuk. Düzeltin şu oyunu. Teşekkürler. Sızıntı olduğu iddia edilen bir sürü belge paylaşıldı ve bunların tamamı post çıktı. Ama bu sefer gelen bilgiler öyle değil. Çok sağlam şeyler var ortada. O yüzden çayınızı kahvenizi alın. Hızlıca ortadaki sızıntılara bakalım. He bir tane Reddit'te şey de diyor. Chatten biraz da aklıma geldi. CS2 bu aralar yavaş update geliyor diyorsunuz ya. Bunun sebeplerinden biri Valve'ın büyük bir çoğunluğunun yeni Half-Life oyununu yapmaya yöneldiğinden uf ufak bir ekip C hesabıyla yapmaya ayırdıklarından dolayı diyorlar. Şimdi, Şimdi olayların en başına dönüyoruz. Valve'ın Half-Life'ı geliştiren ekibinin yeni bir single player oyun üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu ama tabii ki bunun Half-Life 3 olduğu pek ihtimal verilen bir durum değildi. Half-Life 3 dedikodularının böyle alevlenmesinin sebebi de bir dublaj sanatçısının kendi web sitesinde paylaştığı ufak bir yazı. Ki Olay şu. Bu konuda bir şey söyleyeceğim. İsmi Project White Sands arkadaşlar. Bunu şeye yoruyorlar. White Sands Nevada çölündeki bir yer. İşte bu da aynı zamanda şeyin olduğu. Half-Life 1'deki Black Mesa'nın olduğu yer falan filan deyip. Bundan dolayı yani bu şey bu arada ism, oyunun ismi değil. Pro şey proje ismi. Anladınız anladın mı? Hani böyle oyunlar çıkmadan önce proje isimleriyle arkadaşlar şey yaparlar işte Project X bilmem ne vesaire diye belli olmasın diye. Valve oyunu yeni bir oyun. Project White Sands. Ben de bunu nasıl yorduğumu söyleyeyim. Half-Life 2'nin hikayesinde Borealis diye bir şey var. Anlamazsınız. Spoiler olmaz. O yüzden anlatabilirim. Oynamadan hiçbir şekilde anlamazsınız. Oynadığınızda da zaten bu spoilere girecek bir şey değil. Bu Borealis de karlı bir yerde. Ve en son oraya gitmemiz gerekiyor gibi düşünün. White Sands yani beyaz kum ne kar. Ben böyle yorumladım. Tam da vavlık wow bir şey bu. Tam da vavlık wow bir proje ismi bu arada. Kendisi daha önceden Apex Legends gibi büyük projelerde de çalışmış bir dublaj sanatçısı. Web sitesindeki CV'ye göre bu ablamız Project White Sands adlı bir projede bir karakter seslendirmiş ve Project White Sands Valve'a ait bir oyun. Proje ismi çok dikkat çekici çünkü White Sands New Mexico'da bir bölge, bir ulusal park. Hemen size yine aynı eyalette New Mexico'da bulunan bir yer daha söyleyeceğim, Black Mesa. Peki bu Half-Life 3 geliyor demek için yeterli mi? Değil. Elbette değil, böyle bir şey için toplamadım sizi buraya ortalama da çok daha farklı şeyler var. Bu noktada devreye giren bir başka isim de Tile Mac Vicker. Bu abimiz Valve oyunları konusunda gayet güvenilir sızıntılarıyla tanınan bir kişi. Evet Hatta bu abi çok sızıntı yayınlıyor. Çok yapıyor. ciddi sızıntıları önceden oyuncularla paylaşmıştı. Bu yüzden de bir güvenilirliği bir kredibilitesi var yani Valve komünitesinde. Bu abimiz Source 2 kodlarına data mining yaparak bazı sonuçlara ulaşmış ve yeni Half-Life oyununun yolda olduğunu söylüyor. Bence de çok mantıklı şeyler söylüyor. Öncelikle kodlar arasında birçok kez HLX isminin geçtiğini görüyoruz. HLX isminin geçmesi zaten bir Half-Life oyunu olduğunu kanıtlıyor. Ki bu oyun bir PC oyunu. HLX bir proje ismi olarak kullanılıyor ve açılımının Half-Life X olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü kodların arasında açıkça HEV Suite ibaresi var. HEV Suite de bizim Half-Life Nico oyunda gidip giyiyoruz ya cambarı falan geliyor. O suite arkadaşlar. Ve o suitin de Gordon'ın suite olduğunu ha, biliyorsunuz zaten. Oyunda giydiği o turuncu zırh. HEV suite oluyor. Valve'ın yakın dönemde Deadlock dışında bir başka projesi yok. O yüzden bu HLX'in Project White Sense ile aynı oyun olması çok muhtemel. Yani tamam bu ikisini birbirine bağlayan kesin bir kanıt bir bağlantı yok ortada ama hem işte New Mexico olayından dolayı ortaya çıkan bağlantı hem de Valve'ın aynı an... Evet arkada Valve müziği çalıyor iki oyun geliştirmiyor olduğunu az çok biliyor olmamızdan dolayı bu iki oyunun aslında aynı oyun olduğunu çıkarabiliyoruz. Yani HLX ile Project White Sands aslında aynı oyun. Abimiz bu data mining olayını sağ olsun güzel yapmış, güzel sonuçlara ulaşmış. HLX'in single player bir oyun olduğunu biliyoruz ve oyunun büyük çaplı bir oyun olduğunu da az çok çıkarabiliyoruz. Neden büyük çaplı diyorum? Mesela oyunda araç kullanılıyor. Lan CSGO müziği bu ile alakalı bazı elementler var hatta bazı araçların bazı zeminlerde verdiği tepkilere dair kodlar yazılmış yani şu zeminde şöyle tepki verir gibi bir kod da bulunuyor mesela paylaştığı kodlar arasında ki bu oyunda geniş alanlarda tıpkı Half-Life 2 gibi seyahat edebileceğimizi oyunun büyük çaplı bir oyun olduğunu az çok kanıtlıyor ya da bazı NPC'lerin gün. Bu arada en son isteyeceğim şey açık dünya bir Half-Life oyunu. Ben sanmıyorum açık dünya. Bence de. ne olur olmasın ne olur olmasın. Döngüsüyle alakalı falan bazı kodlar da var mesela worker ibaresi geçiyor demek ki işçiler var bu işçiler dinleniyorlar işe dönüyorlar falan böyle Gerçi Valve'dan da bir açık dünya oyunu görsek nasıl yapar acaba Bak Yani o da var Bak nasıl Oğlum ya Ama açık anladım. dünya oyunları genelde hani bir şeyden kısıp açık dünyaya veriyorlar ya o şeyden kısmalarını istemem ben mesela Valve bir şeyden kısmaz özellikle Half-Life oyunuysa. Arkadaşlar bu oyun ağzıyla kuş tutmadığı sürece yerden yere vurulacak. Bakın benim gibi bir Half-Life fanboyu bile ne diyorum size? Half-Life'ın yeni oyunu geldikten sonra oyun dünyası değişecek. Ki diğer önceki iki oyununda olduğu gibi bir döngü var belli ki bununla alakalı kodlar bulunuyor yine sızan kodlar arasında. Oyunun bir Half-Life oyunu olduğunu bize gösteren en önemli şey ise Zenle başlayan birçok farklı evet, kodun bulunuyor. Bu çok arası. iyi. Bunların çoğu anladığım kadarıyla tasarlanan düşmanlara ait kodlar. Hepsi Zenle başlı. de o canavarların geldiği şey arkadaşlar gezegen. Gezegen mi denir? Gezegen değildi ya galiba. Gezegen ya gezegen. Ama böyle E5. sınır dünya gibi aslında. Ama gezegenim. Bir şey. i̇şte mesela Zen Jellyfish, Zen Gorilla falan gibi kodlar var. Yine bunların arasında food ibaresi de var. Mesela bu düşmanlar ara sıra besleniyor mu? Veya işte bir yerde düşmanla karşılaşıyor. Aynen öte gezegen. Sınır dünya. Onu tam olarak anlamış değilim ama... Bir de food ibaresi bulunuyor. Bu düşman kodları benim bayağı ilgimi çekti. Çünkü Zen Jellyfish diye bir kod var mesela. Belli ki deniz anası şeklinde bir düşman. Veya ondan ilham alan bir düşman. Zen Swooper var. Zen Gorilla var. Ve Zen Gorilla Tentacle adlı bir başka kod daha var. Tentacle bilmeyenler için işte bu ahtapotların kollarına deniyor. Yani ahtapot gibi kolları olan zen gorilleri falan olacak oyunda herhalde. Bence tüm bunlar ya? yeni bir Half-Life oyununun geliyor olmasına Kesinlikle dair. Kesinlikle geliyor dair yeni bir Half-Life oyuna. Tyler bunun zaten daha henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bir iki hafta içerisinde çok daha büyük no olur, şeylerle bir yer geleceğini olmaz. de söylemiş. VR olmaz. Dediğim gibi Valve komünitesinde az çok hani bir sızıntı ortaya attığında güvenilen konuşulan bir isim. Bu yüzden bir iki hafta sonraki videosunu da ben açıkçası bekliyorum. Ve son olarak bir başka oyun Oyun tasarımcısının CV'sinde bulunan bir ibaresi daha var. Kendisi 2020 ile 2023 yılları arasında Valve'da bir oyun üzerine çalıştığını yazmış. Oyunun ismi belirtilmemiş fakat bu oyunun içerisinde combat mekanikleri, ışıklandırma ve puzzle'lar üzerine çalıştığını söylüyor. Half-Life oyunu. Valve'ın yakın zamanda hem kombat mekanikleri hem de puzzle barındıran bir oyunu yok diyebiliyorum ki yok zaten ama varsa yine de beni düzelt. Arkadaşlar velhasıl kelam ortada HLX yani Half-Life X adlı bir proje var. Project White Sands adlı bir projede var ve White Sands New Mexico'da bulunuyor. Black Mesa'dan New Mexico'da bulunuyor. O yüzden mantıklı bir kod ismi. Bu yüzden Project White Sands'in Half-Life'in yeni oyununun kod adı olması çok muhtemel. Ayrıca Bence New Mexico'da geçerse eğer bakın ya yani bu olayı şöyle görebiliriz. Mini Mexico'da geçiyorsa bir spin-off oyunu. Yani öncesiyle ilgili bir şeyler ya da başka bir şeyler anlatacak bir şey. Eğer gerçekten benim dediğim gibi kar, kardan bahsediyorsa hani beyaz kumlu derken böyle bir kelime oyunu varsa Half-Life 3. Tyler abimizin Data Mining'de ulaştığı sonuçlara göre 2021 yılından bu yana geliştirilen bir HLX'imiz var. Bu HLX'de Half-Life materyalleri içeriyor. Yani HEV suit giyen bir karakter var. Zen yaratıkları var. Araba kullanma var. işçiler var. NPC'ler var. Büyük çaplı da bir oyun belli ki ve bu oyun net bir şekilde bir PC oyunu. Tabii ki bu Half-Life 2'nin 3. episodu olabilir. Half-Life 3 olabilir veya farklı bir isimle gelir. Onu bilemiyorum ama ortada yeni ve büyük bir Half-Life oyununun olduğu kesin. Ha şu anda düşünün yeni bir half -Life. Ama Zen geçiyor. Geçmiş değildir Zen keşfedilmemiş olurdu. Dostum Zafer'cim Zen bu Half-Life 1'de oynarken de Zen keşfedilmişti zaten. Evet. Oraya gidip oradan şey egzotik, var. egzotik maddeler getiriyorduk. Yani daha doğrusu ya hikayesi olarak, yani. getiriyorlar mı? Zaten keşfedilmişti zen. Ama ne kadar senem oldum ben bilmiyorum. Ha. Hani... İşte bence ya tam böyle Black Mesa'nın yapıldığı facility. Bence G, G bu çok saflığa sahip egzotik ma taş maddeyi getirişini de anlatabilir. Belki bir bilim adamının şeyini anlatabilir. Belki Gordon Freeman'ın öncesini oynayacağız. Ama New Mexico ise ya şeyse hep belki de bakarsın hani bu çözmeye çalışıyorlar ya. Tekrardan oraya gidip Black Mesa'dan işte atom bombası atıldı ya. Buraya gidip şey yapıp vesaire Bilmiyorum çok manyak şeyler gelebilir ya Her, her şey şeyle olan, uyuşuyor çok fazla. Ya Valve'ın Ya arkadaşlar Half-Life lore'u Öyle büyük bir lore ki Ve tamamen fizik Gerçekten fizik yasalarına dayanan bir şey olduğu için Her şeyi yapabilirler Half-Life oyunu geliştirmesi için Mantıklı bir dönemdeyiz gibi geliyor bana Steam Deck'le güzel bir pazar He Half-Life Remastered olursa ağlarım Bak o zaman ağlarım işte. Half-Life 1 Remastered gibi bir şeyse bu ağlarım. O, Allah çabasına ağlarım. Bir seviyede kesin gelecek onlar bence. Ya Black Mesa var daha yeni yapıldı ve Valve destekledi onları. Ya Black daha, Mesa 1 olmaz, 2 olur. Below içinden şey yok ama. Alakası New Mexico Meksika'yla. Ya bir noktada gelecek işte diyorum ya. Baksana Baksanıza da, bu daha Aa, yeni geldi ve yok. gayet güzel. Daha yeni oynadı bunu. Bu gayet güzel bir şey, bayağı güzel bir oyun. Bu varken ve bunu Valve destekledi yani. Kendi adamlarını falan yolladı yapılırken. Zar yakaladılar el konsolları konusunda da. Zen ve New Mexico yok Half-Life Zen olabilir. Zen yaratıkları olduğu için. Orada da Zen yaratıklarından bahsediyordu. hl 2'de olabilir. Atılım yaptılar ki. Ama orada yazan yaratıklar yoktu hl 2'de. O yüzden Remaster'da olduğunu çok düşünmüyorum kendilerini takip etti yani Asus'undan en korktuğu için mantıklı olduğu kesin. Ha şu anda düşününce Valve'ın yeni bir Half-Life oyunu geliştirmesi için mantıklı bir dönemdeyiz gibi geliyor bana. Steam Deck'le güzel bir pazar yakaladılar el konsolları konusunda da bir atılım yaptılar ki sektör de kendilerini takip etti yani Asus'undan MSI'na Dünya kadar el bilgisayarı çıktı ortaya keza Lenovo falan da çıkardı. Valve da yakında yeni bir Steam Deck çıkaracak muhtemelen. Böylece o pazardaki konumunu da sağlama alacak ve bu konsolla birlikte yeni bir Half-Life oyununun gelmesi, o oyunun da bu konsolla full optimize çalışması gayet güzel geliyor kulağa. Yani Valve bana son zamanlarda böyle bir platform sağlayacağını yani Steam üzerinden oyun satıp komisyonunu kazanan bir firmadan ziyade aynı zamanda Steam Deck gibi Half-Life Alyx gibi üretim yapan da bir firma olarak hayatına devam edecek gibi geliyor. Tabi Steam Deck için böyle bir oyun çıkardıklarında sonuçta bir PC oyunu olacağı için diğer el konsolları da oynatabilir ama bunları ben sesli düşünüyorum şu an çünkü heyecanlı da olduğum bir konu. Ben böyle sesli düşündüğüm için bunları yorumlarda da konuşalım. Zaten Tyler McVicker'da yeni ulaştı. Konsola gelsin Steam'de satamaz ama. Ejderyacım. Steam Deck, Steam'deki oyunlar oynatıyor. Bilgisayar oyunlarını oynatıyor. Sonuçları bir iki hafta içerisinde bizde... Ya şöyle getirir konsol özel. Bilgisayar. Hani der ki el bilgisayarlarında sadece Steam Deck oynanıyor der. Anladın mı? Paylaşacağını söylüyor şu anda paylaştığı Ama yine bilgisayardan oynanır başlangıç yani. Başlangıç olduğu için bir iki hafta içinde çok daha büyük şeyler de görebiliriz. Bu data mining sonuçlarından onları da anında kanala yüklemiş olabiliriz. Ama şeyi söyleyeyim bence Half-Life 3 değil. Neden Half-Life 3 olmadığında şeyden dolayı az çok anlayabilirsiniz. Bence Valve'da da yeni bir Half-Life oyunu yapma korkusu var. Çünkü o kadar çok beklenti var ki. Bak Half-Life: Alyx'in yapılma sebebi de bence oydu. Niye Alyx yaptılar? Ulan 3'ü yapsak şimdi altından kalkar mıyız acaba? Baba bence zaten 3 gelmeden bence bir ara oyun tarzı bir şey gelip böyle bir mevzuları çıkarmaları gerekiyor. Evet. Direkt tam olarak bak şeye hepimiz okey olmaz mıyız? G-Man'i anlatan, o taşı getirdiği, tam Half-Life 1'in başladığı yere kadar olan yeri anlatan bir oyun. ne avradını sikeyim. Bak ne kimse sorun yaratır buna. Anladın mı? Ya herkes buna okey olur. Ben olmam hocam. İlla bir aykırı olacak. Ben olmam hocam. Ve Ali Recep şey düşündün mü hiç peki? Cibo? He? Bu Umbrella Academy Ak tarzı filmlerde uzayda zamanı yöneten insanlar oluyor ya böyle. O tarz bir yöneticilerim var acaba? Ben o kafaya giriyorum hep. Zaten öyle oğlum amına koyayım. <laughs> 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 Bu gizli bir şey değil ki Ahmet. Tamam. Hani zaten da... zamandan ve mekandan muaf tamam, olum zaten. Muaf. Bak ama, adam ama. kendisi muaf. Var acaba? Tam var zaten. İşverenlerim verenlerim diyor oğlum. O da bir işçi. Tamam başka bir gezegende yaşayan elemanlar mı yoksa Evet sadece zamanı düzenleyen mi? Başka yani, gezegende yaşayan da kombaynlar var. Jimin'i rehin aldılar oğlum. Kombaynlar. Yani, o... Ahmet sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ya biliyorum da tam anlatmak istediğimi anlatamadım ya. Bak dediğin her şey var. Daha üst zamandan muaf insanlar da evet, var. Başka gezegende başka gezegende yaşayan ondan daha üstünler de var. İkisi de var Ahmet. Selamun aleyküm Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bak bugün Gürkan'ın yayında konuştuk. Onu da söyleyeyim bu Half-Life'ın hikayesi arkadaşlar. Fermi paradoksundaki yani bilimsel bir paradoksteki herkes nerede sorusundaki Fer Henrico Fermi'nin sorduğu sorudan yola çıktığı şeylerle büyük yok edici miydi ismi neydi? Yeterince gelişmiş medeniyetleri gelip yok eden tip 4 ve üstü bir medeniyet olduğundan bahsediliyor. Half-Life oyununda da bunu görüyoruz. Bizim portalları yapıp şeyleri yapıp Yeterince geliştiğimizi görüp bizi yok etmeye geliyorlar ama bir bakıyorlar ki pıf Öyle bir şeyimiz yok <laughs> Yayında oynayacağın söz ver Tabii yayında oynayacağım oğlum Half-Life'in yeni oyununu kesinlikle yayında oynayacağım arkadaşlar No Ama sure. çetim meti bak şey. baştan anlaşıyorum. chati evet, kapatırım. Bak DC ekran açarım, hoparlörümü kapatırım. <laughs> DC'yi de duymam. Ne oluyor ya? <laughs> Öyle oynarım. <laughs> Siz beni duyarsınız <gülüyor> DC'de. <gülüyor> Oğlum bak bugün akşam Half-Life'in yeni oyununun çıktığının duyurusunu alayım. internetin modemin fişini çekerim. Spoiler yememek için. Ertesi gün yayına kadar. Öyle söyleyeyim sana. Oğlum yayında niye kapatıyorsun Bir de... Sesini? Biz niye spoiler verelim ya sana? Biz de senden izleyeceğiz. <laughs> Oğlum ben sizin mallığınızı hesaba katıyorum amına Biri gelip şöyle der bak. Lan Cibu ileride şunlar oluyormuş der ben oturup ağlarım yayında. Onu demez ya kimse o kadar da değil. <laughs> o kadar kimse Peki oraya. hocam öyle bir şey, şey Olmaz Peki be. hocam öyle bir durumda arkadaşlıklar arkadaşlık bağı kopar mı? Arkadaşlık bağı kopmaz ama küserim. Küsersin değil mi? İletişim bağı kopar abi belli. Emin ol Cibo burdan kimse senden hızlı bitiremeyecek oyunu. <laughs> abi emin ol o korkulu kimse demez ya. Korkuyu geç kimse Cibo'dan hızlı oynayacak oyunu. Oğlum bak anlamadığınız yedim. şey şu. 20 yıldır bekliyorum ben bunu. <gülüyor> 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 ben bunu. Doğru söylüyor adam. Ben 30'u izlerim hacı uzanırım yatağa oğlum bir de ben hikayeyi falan evrene her şeye hakimim ya. Aşırı eğleniriz. <laughs> Poli Fp'nin videosu var. Baya güzel istersen aç. Dostum şey bu bir tane kanalın yaptığı Half Life belgeseli var ya iki buçuk saatlik. O Türkiye'de yapılmış en iyi belgesel içeriklerinden birisidir. Onu da zaten yeterince anlatıyor. Peki şey teorisi hadi size bir de teoriyle geleyim. Şey teorisine ne diyorsunuz bakın. G-Man. En basic teoridir bu. Biliyorsunuz G-Man. Buradaki G ve Man. Gordon Freeman. Chat. Dım dım. Dım dım. Ama tipi benzemiyor. Oğlum ne kadar yaşlandı Allah bilir. Belki bilir. Lan 99'da yaptılar oyundan bunu kod. O zaman tip benzetmem vardı. Tesisdeki bütün bilim adamları 3 taneydi. Hepsi birbirinin aynısı. Polislerin hepsi bir taneydi. Ona bakmayacaksın. Ağır Half-Life fanıyım ama yok ya. Bence de yok. Bence G-Man'in açılımı herkesin kabul gördüğünü sanıyorum. Government man ya Zafer o ne demek aman koyayım ya. Ne demiş lan? Okuma. Bence... Allah Allah. Abi izlemeyeceğim diyorum da Poli bunu anlattı işte. Doğru. Ben biliyorum işte onu diyorum ya canım içi. Government. <laughs> Gavur ben <yazıyorum, gülüyor> Government man chat. Government man. Government şirket mi demekti? Şirket adamı, devlet Hayır, adamı. Hayır government devlet. Hayır ya. Devlet adamı. Hükümet, hükümet demek. Hükümet. Aynen, hükümet adamı. Adamı değil lan, sadece hükümet. Değil mi? Men ne man. demek? Men ne demek gogo? Hayır, gov government. Men oradaki man anlamına geliyor. Gogo sen bir uyan da gelsene. Hmm. Men, bu ne anlama geliyor gogo? G-men gogocum. G-man öyle diyor. Government'tan bahsediyor diyorum. Tamam, government man. G-man, government man. Hükümet adamı. Tamam, government man ayrı. Okey, ben onu okeyim. Ben sadece government'tan bahsediyordum sanırım, özür <laughs> dilerim. Bak işte, sizin mallığınızı gördün mü? Bir de diyorsun ki, abi o kadar da mal olmazlar ya. Ama oğlum hayır, sadece <laughs> government düşündüm ben. <laughs> Tek başına, kelime olarak. <laughs> i̇şte mallığın dağıtı orası. Oğlum bak gerizekalı. <laughs> <ben gülüyor> Ben mal değilim lan, yavrum yavrum. Ben şeyi de düşünüyorum. Cm'nin işverenlerim diyor ya. Ya işverenleri kombinlarsa kombinları hiç görmedik. Ama kampanyalara karşı plan yapıyoruz hep oyunda. Tamam da kelebek etkisi diye bir şey var. Ya bu yaptıklarımız onlara yarıyorsa? Yaptığının sonuçlarını bilemezsin ki. İyi de evrenin alanlar en büyüğüyse zaten her yaptığın onlara yarar kanka bir şekilde. En basiti, en basiti. Bizim o taşı kim getiriyor? G-man getiriyor değil mi? Biz o taşla deney yaptığımızda sonra bizi uyutuyor bir uyanıyoruz dünyayı evle geçirmişler. Combine'lar. Niye? O portal deneyi yüzünden oluşan rezonans çağlayanı yüzünden portal fırtınaları yüzünden. Kime yaramış oldu? Bilemezsin. Benim ses <laughs> düzeldi mi? Ya bunların hepsi komple teorisi arkadaşlar. Benim sesim kısılmış O zamanlar niye kombaynlar Jimmy'ni hapsetti? Bilemezsin. Zamanında şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hapsedildi. Şu an Cumhurbaşkanı. Yani bu anlık sonuçlara göre karar veremezsin hiçbir şey. Tezgah Yok. lan bu yazı. <laughs> <laughs> dum dum. Tayyip mı yani? Oğlum ne alaka ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa government mı <man>. Of. <laughs> Kakayı atan Ahmet Aykan oruzumdu bu arada. Evet. Söyleyeyim. Acaba, bir of. de Bir de Görkem başlıktı Evet bir de Görkem Baştürk'tü. O oh, komikti kanka <laughs> <laughs> ne yapayım? <Make> ne yapayım <laughs> Gerçekten komikti. <laughs>